Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Assetto Corsa oynuyoruz. Oyun oynamayacağım demiştim ama yine bir oyun videosuyla birlikteyiz. Havadan Sudan serimizin ikinci bölümündeyiz. Dağ yollarında Mazda MX-5 ile Assetto Corsa ile gezeceğiz. Evet, şöyle yola bir çıkalım. Biraz da muhabbet edelim. Ne hakkında muhabbet edeceğiz bugün? Kanalın gidişatı, kanal hakkındaki planlarım, projelerim, düşüncelerim. Mesela bugün oyun videosu çekiyorum. Normalde ben ETS videosunda demiştim ki çok oyun videosu çekmeyeceğim. Ama arada böyle bir tek tük oyun videosu da atacağız. Bunlardan bahsedeceğiz. Böyle yavaştan dağ yollarında yol alırken şöyle yavaştan muhabbete girelim. Kanala ne demiştik? 3 tane seri ekledik. OtoLog, TeknoLog ve Havadan Sudan diye. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu serilerin videoları her zaman böyle birbirinden ayrı gelecek diye bir şey yok. Mesela ben şimdi araba sürüyorum diyelim. Tamam mı? Arabayla geziyoruz. Bir yere gidiyorum. Koydum, kayıt açtım, video çekiyorum. Hem Havadan Sudan olacak o, muhabbet edeceğiz. Hem de arada teknik bilgiler vereceğim. O da otologa girecek. Yani bir video ikisine de hitap ediyor olabilecek. Benim kanaldaki asıl amacım şu. Araba, yaşam ve teknoloji üçgeninde temelini, o üçgeni oturtup geniş bir kitleye, yani geniş bir kitle derken çok olması önemli değil. Önemli olan her kafadan insana hitap etmek. Asıl amacım o. Yani birine bile faydamız dokunuyorsa ne ala. Biraz muhabbet olsun, biraz insanlara vakit geçirebileceği bir ortam olsun, biraz insanlara faydamız olsun, böyle olan her konudan içeriklerin olduğu ama asıl büyük çoğunluğunu arabanın oluşturduğu, araba ve teknolojinin ama daha çok arabanın oluşturduğu bir kanal olacak. Yani araba ekseninde yaşam ve teknolojiyi de buna dahil ederek gideceğiz. Yine teknik detayları paylaştığım, teknik bilgileri paylaştığım videolar olacak. Veya otomobil dünyasından, teknoloji dünyasından haberleri paylaştığım videolar olacak. Şunu sesini biraz kısalım. Böyle haberlerin olduğu videolar olacak. Veya muhabbet ettiğimiz böyle vlog tarzında bugün ne yaptık, ne ediyoruz, neler oluyor. Bir haftalık olabilir. Günlük zor da haftalık veya 2 haftalık vloglar olacak. Veya arabaya bir şey yaptığımız zaman onun videoları olacak. Sürekli böyle içerik üretmeye çalışacağım. Ama asıl eksen dediğim gibi araba, yaşam ve teknoloji. Bunun da en baskın yanı araba. Bunun harici 87 abone olduk. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum destekleriniz için. Ama daha fazla kitleye ulaşmamız gerekiyor. En azından bir 100 olabilirsek güzel şeyler olacak. Mesela en basitinden özel URL alabileceğiz. youtube.com/ bir şey mesela, orayı söylemeyeyim. Hadi sürpriz olsun. Aklımda var birkaç isim. Onun haricinde daha tabii ben böyle abone geldikçe veya izlendikçe, beğenildikçe ben biraz daha motive oluyorum. Bunun için de beğenileriniz, abonelikleriniz çok önemli. Yine bu bahsettiğim konsepte ilgili olan insanlara, yani ilgisini çekebilecek insanlarla kanalda paylaşırsanız, abone olmalarını sağlarsanız çok teşekkür ederim şimdiden size de. Ama dediğim gibi asıl buradaki amaç hem vakit geçirmek, hobi olsun, hem de kendimi geliştirmek. Yani mesela ben Photoshop veya video editinde YouTube sayesinde kendime sürekli bir şeyler katıyorum. Siz de zaten videolarda fark ediyorsunuzdur. İşte intro yapmaya çalışıyorum, denemeler yapıyorum. TeknoLog için bir intro belirledim. Geçen videoda girişte vardı. Otolog için çalışıyorum, intro düşünüyorum hala. Hem de birkaç fikir var aklımda. Onları nasıl yapabilirim onu düşünüyorum. Genel bir intro yapmıştık. Bazı video iki videonun başına koydum onu da. Onu da görmüşsünüzdür. Onun hakkında da onu da geliştirmeye çalışıyorum. Yani böyle sürekli kendime bir şeyler katarak, insanlara da faydalı olarak, insanların vakit geçirmesini de sağlayarak ilerliyoruz. İnşallah bir çizgiye oturturuz. Kitlemiz büyümeye devam eder. Tabi bu da sizin destekleriniz sayesinde olacak. Siz insanlara önereceksiniz. Bir gerek ben önereceğim. Veya Mesela bu videoyu izliyorsanız ama abone değilseniz siz abone olacaksınız. Başkalarının abone olmasını sağlayacaksınız. Böylece hem ben motive olacağım, hem size daha güzel videolar çıkacak. Seyir zevki yüksek olan videolar çıkacak. Hem de hepimiz için iyi olacak. Ben hani devam ediyorum video çekmeye. Hani çok abone sayısı iyi oluyor, artıyor, güzel motivasyon kaynağı, hem de daha fazla kitleye ulaşmamız için kolay. Çünkü hani YouTube belli bir sayının altındaki insanları da aramalara çok çıkarmıyor öne. Ya mesela benim bir tane yeni kedi reaksiyon videosu yaptık. 500 küsür görüntülendi. Evet, ama abone sayımız daha 80'lerde olduğu için çok fazla öne çıkarmıyor YouTube. Halbuki şeyimiz iyi. İzlenmelerimiz güzel arttı o videoda. Hepinize de teşekkür ediyorum tek tek. Beğenisi falan da güzel. Ama dediğim gibi abone sayımız az olduğu için YouTube çok öne çıkarmıyor. Onun için de bir yüzü geçmemiz iyi olacak o yönden de. Onun haricinde devam ediyoruz işte, hayat, dersler falan. YouTube'a da böyle arada video çekiyoruz. Ehliyet sınavını geçtim bu cumartesi sonunda. Düzgün insanlar denk gelince gayet kolay bir şekilde geçtim, yani hiç sıkıntı olmadı. Şimdi evraklarımın gelmesini bekliyorum. Siz bu videoyu izlediğinizde gelmiş de olabilir, gelmemiş de. Mesela onunla ilgili de video çekeceğim. Biz çektik hani ehliyet nasıl alınır diye, evet, ama abi nüfus müdürlüğü kısmı böyle, yani sınavı geçtikten sonraki kısım hakkında böyle doyurucu bilgi yok. Benim videoda da yok, YouTube'daki videolarda da yok. Mesela diyor ki tam harcı ve parayı yatıracaksın. Nereye yatıracağım, nasıl yatıracağım, hangi adımları izleyeceğim, bunları veya yatırdıktan sonra ne yapacağım, bunları anlatan bir içerik yok. Ben yaşayarak öğreneceğim. Size de video çekeceğim o sırada. Siz de en azından, yani işine yarar insanların en azından. İnsanların işine yaraması açısından faydalı bir video olacak. Onun harici artık hani ehliyeti de aldığıma göre araç sürerken de videolar çekeceğim. İşte vloglar vesaire, sohbet, muhabbet tarzında. Onun için de açı düşünüyorum telefonu. Ben telefonla çekiyorum videoları. Çok böyle içime sinen bir kamera bulamadım ayırdığım bütçede. Ben de telefonla çekmeye karar verdim. Şimdilik zaten GoPro falan almak için erken, hani biraz ilerlememiz gerekiyor. YouTube'a o kadar çok yatırım yapmak için en az böyle 500-550 bin, hani şimdilik bizim için hayal gibi duruyor ama biz çalışmaya devam ediyoruz o yönde, hedeflerimizin doğrultusunda. Büyüdükten sonra GoPro alırız ama şimdilik telefonda sabitleyecek açı düşünüyorum. Tripodum var vesaire. Onu da yaptığım zaman size gösteririm bir videoda. Onun harici böyle devam ediyoruz. Hayat devam ediyor. Oyun oynuyoruz. Ders, yani çok fazla vaktim olmuyor da ders aralarında böyle 1 saat 2 saat falan en fazla geçiriyorum. Hatta çoğu zaman video, mesela geçen ETS çektik, ondan sonra çok, geçen hafta sonu oynadım biraz oyun. Bir de bugün oynuyorum işte, bugün çarşamba. Bu videoyu herhalde bugün izlersiniz, yetiştirirsem akşama, yetişmezse perşembe. Kendimizi her yönden geliştirmeye çalışıyoruz. YouTube'un bir geleceği olduğunu ben düşünüyordum eskiden. Hala daha düşünüyorum da çok fazla boş içerik türüyor YouTube'da. Yani anlamsız, amaçsız, boş içerikler. Hani içeriğini geçtim. Artık hani YouTube, asıl amacı YouTube'un amatör şekilde insanların birbiriyle bilgi paylaştığı, vakit geçirdiği, sohbet muhabbet ettiği bir ortamdı. Ama artık hani gitgide bütün kanallar ajansların eline geçmeye başladı. En son ne diyordum? Şimdi kanallar artık yavaş yavaş ajansların eline geçmeye başladı. Yani sponsorluklar, reklamlar, böyle tıklanmak için yapılan hileler, clickbait dediğimiz. Yani benim pek kafa yapıma uygun değil öyle şeyler. Yani ben biraz daha amatör, insanlara fayda sağlayabildiğim, samimi, içten ve doğal bir ortam oluşturmaya çalışıyorum kendimce, nispeten. Ama dediğim gibi her zaman için araba, yaşam, teknoloji üçgeninin içinde olmak şartıyla, araba ağırlıklı olsa da diğer konulardan da videoların olduğu. Yani ben severek takip ederim. Birkaç kanal var. Japoniktir veya Noyan. Allah, ben burayı hep yol zannediyorum. Japoniktir, Noyan abi, Japonik Faruk abi, Noyan abi. Ya bunların tarzında bir samimiyet ortamı oluşturmak istiyorum. Zaten hani onlar da araba, yaşam, teknoloji üçgeninde. Yani teknoloji çok ağır değil onlarda ama yine de var. O kafada gidiyorum ben de ama bakalım hayırlısı. Ya ben de öyle bir yaşam tarzı kanalı. Yani lifestyle dediğimiz yaşam tarzı ama araba ağırlıklı bir şekilde. Çok böyle kasmadan, doğal, içten, rahat böyle bir kanal oluşturmaya çalışıyorum ama bu rahatlık, samimiyet, doğallık bize amatör, yani böyle profesyonel bir içerik üretmemiz, yani içeriğimizin kalitesinden ödün vermemiz gerektiği anlamına gelmiyor. Kaliteli içerik üretmek gerekiyor. Ben hep onun için çalışıyorum. Hatta bugüne kadar bir sürü videoyu çöpe attım diyebilirim. Hani çekip beğenmedim. Hatta birine siz de şahit oldunuz. Bir Egea videosu attım bir tane. 100 falan izlendi. Çok izlenmemişti ama oturduk izledik. Gerek ben olsun, gerek işte çevremdeki insanlar olsun, beğenmediğimizi hepimiz dile getirdik. Kaldırdım o videoyu, bir daha çektim, bir daha yayınladım. Buna siz de şahit oldunuz. Bunun gibi bir sürü video var. Yani mesela şu 500 izlenen kedi videosunun o ikinci videosu aslında. Ben ondan bir tane daha çektim. Hiç editini bile yapmadan çöpe attım. Direkt sildim videoyu yani. Veya bundan önceki 6S videosunu ben bir kere daha çektim. Hatta 2 kere daha çektim. O videoyu daha önce bir kere çekmiştim. Beğenmemiştim. Vazgeçmiştim. Sonra hadi bir daha yapayım dedim. Video metnini yazdım. Bu sefer de kamera açısı kötü oldu. Kameranın lensini silmeyi unutmuşum. Bulanık oldu. 3.'de artık oldu. Yani kaliteli içerik benim için, hani ben YouTube'da neyi izle, yani bu videoyu ben YouTube'da görsem izlerim demediğim videoyu ben paylaşmıyorum. İnsanlara güzel bir içerik sunmak istiyorum çünkü kalitesinden, hani kalitesiz bir içeriği izlerken kimse beğenmez, yani seyir zevki olmaz öyle bir videonun. Ben de onun için çalışıyorum. Bu videoyu bile, bu dün akşamdan beri 5. çekişim falan herhalde. İnşallah bu sefer düzgün olur. O yüzden de mesela edite çok kasıyorum. Yani edit yaparken çok sıkıyorum. Böyle yanlış söylediğim yerleri kesiyorum. Veya böyle takıldığım dediğim yerleri kesiyorum. Mesela ETS videosunda bir yeri kesmedim. Çünkü orası güzel ve enstantane oldu. Böyle unuttum ne diyeceğimi. Böyle yani akıcı ve seyir zevki yüksek videolar üretmek istiyorum. Takdir edersiniz ki YouTube'da, hani YouTube'u geçin, genel hayatta kalitesiz olan bir şeyi kimse kullanmak veya izlemek veya bakmak onu istemiyor. Yani televizyonda da mesela kalitesiz olan bir şeyi kimse izlemek istemez veya nasıl diyeyim, bir ayakkabı alacaksınızdır, bir kıyafet alacaksınızdır. Kalitesiz olan bir şeyi kimse giymek istemez. O yüzden ben de elimden geldiğince, yani olduğu kadar kaliteli. Yani tabii ki bir televizyoncu gibi profesyonel bir iş çıkaramayız veya bu işe paralarını deli gibi para harcayan insanlar için, çekim için veya ekipman için o kadar profesyonel bir iş çıkaramayız illaki yani. Ama biz de elimizden geldiğince profesyonel işler çıkarmak istiyoruz. Bu yüzden çalışıyorum işte. Kapak fotoğraflarına çok özeniyorum. Videolara özenerek yapıyorum. Çekerken özenerek yapıyorum. Detaylara çok takıyorum. Ben detaylara bayağı takarım. Hani videoda bazı detaylar var. Yani çoğu kişi fark etmiyor bile ben söylediğimde ama benim gözüme batıyor. Veya mesela geçen videoda hoparlöre geçtiğim kısımda aslında o kadar değildi. Orada daha farklı bir konu daha vardı ama oraya ben bir video koymuştum örnek olsun diye. Apple tarafından telifliymiş. Orayı kesmek zorunda kaldım ama kendim kesmedim. YouTube dedi ki şurada telif var, keseyim mi? Kes dedim. Orada bir yerde şey var. Bir cümlenin başlangıcı var, devamı yok. Hani bu telefonun diyorum, sonra hoparlöre geçiyor. Orası çok, yani kimsenin dikkatini çekmedi ben söyleyene kadar ama söyledikten, yani bana çok batmıştı ama YouTube'a bir kere yüklemiştim videoyu. O yüzden bir daha üşendim uğraşmaya açıkçası, yani yalan yok. Mecburen kaldı öyle. Ufak tefek hatalarımız illaki olacak. Bu yolda yürürken her şey böyle güllük gülistanlık olmayacak. Zorlukları olacak ama ben severek yapıyorum. Hobi olsun diye yapıyorum zaten bu işi. Niye başlamış olsam da aslında bu benim, yani yıllardır var olan bir fikrimdi. Açıkçası benim bir kanalımda vardı bundan önce. Bilenleriniz de vardır. 2016'daydı galiba ya da 7'de, 2017'de falandı. Yoksa 2018. O yıllarda işte 2017, 2018. O yıllarda 2019 Haziran'a kadar vardı. Ama başıma kötü bir olay geldi. Nasıl kötü bir olay geldi? Ben gayet güzel video çekiyordum falan. Orada da yine 80-90 falan aboneydik. Hatta benim bir videom vardı. Kedi videosu. Abi 17.000 mi? Öyle bir şey izlenmişti ve hani kimse çekmeden ben çekmiştim bu arabayı. Türkiye'de hiç yoktu testi. Sonra tek tük çıkmaya başladı ama şu an var. Bayağı yeni kasanın zaten Derya Deniz de bizim arabanın da var 2-3 tane videosu. O yüzden çok izlenmedi. 17.000 falan izlenmişti. Çok amatörceydi. Hani ben o zaman edit bilmezdim, şey bilmezdim. Photoshop yoktu, edit yoktu. Ben hani sıfır edit ama sıfır hata bir video. 9 dakikaydı. Sıfır hatayla videoyu tamamlamıştım. Kesecek yer bile yoktu videoda. Hani bugün çeksem o kadar kaliteli video çekemem. Yolu bitirdik bu arada. Öyle bir videoydu. Sonra ufak bir aksilik oldu. Yani benden kaynaklı değil aslında. Direksiyon matlaştırma videosu paylaşmıştım. Bu videoda MV Lock ve deri fırçasıyla direksiyon temizliğini ve matlaştırmayı deneyeceğiz. Bakın, bir daha geri dönelim ya. Direksiyon matlaştırma videosu paylaşmıştım. Ters yön işareti çıkacak ama çok şey yapmayın. Direksiyon matlaştırma videosu paylaşırken etikette iPhone'dan girmiş, yani telefondan girmiştim etiketi. Dışarıdaydım. Video yayınlanacaktı. Lan etiket giremedik videoya. Hadi gireyim dedim. Direksiyon matlaştırmaydı. Matlama. Yani ben matlaştırma yazdım. Bu matlamaya çevirmiş. Tahmine çarptı elim büyük ihtimalle. Abi sonra YouTube benim kanalı bir kapattı. Bir gece mail geldi. Google hesabınız kullanılamıyor diye YouTube'dan. Sonra bulursam koyayım bir yerlere. Sonra ben YouTube'a mail falan attım. İşte uygunsuz, insanlara aldatıcı içerik falan filan, sebebini sordum. Ama sürekli bana bilgisayardan yanıt geliyor. Sürekli mail atıyorum durmadan hani. En son bir insan yazdı. Yani gerçek biriyle konuştum YouTube'dan. İşte sebebi şu, direksiyonda matlama yazmışsınız. Matlamayla alakalı bir içerik bulunamadığı için videonuzda kanalınız kapatılmış. Lan ihtar verir insan, ne kapatıyorsun? Neyse. Öyle bir şey geçti başımızdan. Kanalı kapatmak zorunda kaldım. Yani kanal kapandı. Sonra benim de üniversite sınavı sürecim girmişti zaten o ara. Ben de okula gidiyordum. Bir matematik kampı vardı yazın. Ona gidiyordum. O yüzden bıraktım. Ama hani asla YouTube'u kesinlikle böyle tam olarak bırakmayı silmemiştim kafamda. Sürekli bir şu süreç atlatsın. Yani üniversite sınavını atlatayım. YouTube'a geri gireceğim demiştim. Kısmet Ağustos mu? Eylül'e oldu. Ama planlar vardı kafada. O yüzden yani sürekli bu yaz özellikle sınavdan sonra sürekli video denemesi yaptım. Edit yaptım o denemeleri. Hiçbirini paylaşmadım sizinle şu an. Çünkü çok amatörce ve yani izleneceğini pek düşünmüyorum. Sürekli oyun çünkü. Bu yaz dışarı çıkamadık pandemiden dolayı biliyorsunuz. Sürekli denedim. Edit yapmayı denedim. Edit'i öğrendim. Vegas Pro ile edit yapıyorum bu arada. Photoshop çalıştım. Denedim. Hani hiçbir şey ilk seferinde mükemmel olmuyor. Yani o yüzden sürekli denemeniz gerekiyor. Ama en sonunda pes etmediğiniz zaman başarıya ulaşıyorsunuz. Bu yüzden denedim. Çarptık ufaktan ama artık yapacak bir şey yok. O yüzden denedim. Size de öneririm, pes etmeyin. Neyse şöyle bir kenara çekelim. Yavaştan videoyu kapatalım. Cep vardı aşağıda. Evet, böyle bir video oldu. Biraz uzun konuştuk, biraz muhabbet ettik ama ben de açıkçası hani keyif alarak çektim bu videoyu. Kaç dakika olmuş hiç? 21 dakika olmuş. Hiç fark etmedim bile. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da aşağıdan lütfen abone olun. Çünkü destekleriniz benim için hem çok önemli hem de YouTube'da daha fazla insana ulaşabilmeniz için abonelikleriniz ve video beğenmeleriniz, videoda da söylediğim gibi çok önemli. Kanalımızı ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ne kadar çok paylaşırsanız, ne kadar çok abone gelirse benim motivasyonum daha çok yükseliyor. Daha güzel videolar çekiyorum. Hem de daha fazla insana faydamız dokunuyor. Videoyu beğenmeyi, dediğim gibi kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye tekrar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.